Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Golvar'daki son yazıma vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkürler. Golvar.com yönetimine sordum. Baya baya okunuyor yazın dediler. Çok memnun oldum arkadaşlar. Beni orada yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi kıymetli arkadaşlar gün geçmiyor ki Fenerbahçe üzerinden bir prim daha kasılmasın. Ancak bu sefer iş biraz haddini aştı. İlk olarak süper kupa komedisi haberiyle başlayayım. TFF Süper Kupa maçının FIFA statüsü gereğince bakın FIFA statüsü gereğince UEFA e, şey FIFA uluslararası maçların düzenlenmesine dair talimata tabi olduğunu belirttim. Ancak bu açıklamada yer almayan konu Süper Kupa'nın TFF'nin organizasyonu olması. Yani FIFA'nın organizasyonu değil bu. Hocam ne değişecek? Allah'ını seven hat FIFA'nınki, hat TFF'ninki değişir. Şimdi devam edeyim. Siz bu organizasyonu yabancı bir ülkede yapıyorsanız anlaşmayla bazı haklarını devrediyorsunuz. Anlaşılan o ki TFF Süper Kupa finali için yaptığı anlaşmada FIFA uluslararası maçların düzenlenmesine dair talimata Onur vermiş. Süper Kupa statüsünde kulüpler müsabakasında bulundukları ligin statüsünde belirtilen ve bu statüde aksi açıkça belirtilmeyen tüm hususlara uymakla yükümlüdür ifadesi yer alıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray bu statünün hükümleri içerisinde hareket etmek zorunda. Şimdi Süper Lig statüsünün 6. maddesinin 13. fıkrasında şunlar yer almakta. Kulüpler müsabaka öncesi sahaya ancak TFF'nin izin verdiği pankarta çıkabilirler. Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj içermesi şarttır. Kurum ve kuruluşların pankart taleplerini kulüplere yapmaları, kulüplerin de TFF'ye müracaat ederek onay almaları gerekmektedir. Pankartların boyu 14 metre en iyisi 1 metre olmalıdır. Pankart talepleri ancak mesai saatleri içerisinde yapılması durumunda değerlendirilecektir. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yurtta sulh, cihanda sulh ve ne mutlu Türk'üm diyene pankartlar içinde TFF'den izin aldığı biliniyor. Şimdi buraya kadar şaşırdınız ya bu, bu, adam bunu niye okuyor dediniz. Şimdi anladınız değil mi gerçeği? Her iki pankart içinde ait olunan yani bağlı bulunan kurum olan TFF'den izin alınmış. Bu durumda Suudi Arabistan ile Süper Kupa için FIFA kurallarının geçerli olacağı anlaşmaya imza atan TFF yetkilileri bile bile bu pankartlara nasıl izin verdi? Sıkıntı burada. Bak Cüneyt Muharremoğlu 10 haberden yapmış bu haberi. Alnından öpüyorum bu kardeşimizi. Yani muhtemelen benden büyük de olabilir. Elinden öpüyorum benden büyükse. Ee, bak. Diyor ki, şimdi yani e Gerçekten ya acı nasıl ağla nasıl bir durumdayız. Harbi söylüyorum bak Ali Koç'u kötüleyeceğim diye insanların yerin dibine girmesi. Yani Suudi Arabistan'da Süper Kupa için FIFA kurallarının geçerli olacağı anlaşmaya TFF yetkilileri imza attı. E bile bile niye bunlara izin verdi bu pankarta? Bunu pankartlar için izin alan kulüplere söylemedi mi? Arkadaş biz imza aladık diye. Ya da kendi imza attıkları anlaşmayı bilmiyorlar mıydı? Suçu topu Ali Koç'a atma peşindeler. Ancak bir de için içinde gerçekler var. Şimdi Ali Koç'a sallayacağız diye bazı insanlar dininden dönecekler. Yani Ali Koç Allah birdir dese tövbe haşa diyecekler ki ulan Ali Koç dediğine göre bunca yıllık İslamiyet'ten dönmem lazım diyecek insanlar var. Bak harbi söylüyorum o dereceye geldiler. 12 numaranın bir açıklaması var. FETÖ aşığı Abdülkadir Selvi hakkında. Şimdi çok ilginç açıklamalar. Ee, yalnız ben ekrana birkaç görsel vermek zorundayım arkadaşlar bunu okurken. Yok bu görsel olmaz şunu verelim. Her dönemin kullanışlı sözde gazetecisi Abdülkadir Selvi'ye sorular. 1- FETÖ elebaşı ile hala irtibatınız var mı? 2- FETÖ'nün en güçlü anlarında onu yakında ziyaret eden siz düşkün ve hasta yatağındayken ziyaret etmeyi ya da mesaj göndermeyi düşünmüş müsünüzdür? 3. FETÖ elebaşı ile bu kadar rahat görüşebilen bir gazeteci olarak daha önce ifadeye çağrıldınız mı? 4. FETÖ elebaşı ile hazır ol şekilde poz veren bir gazeteci olarak Baylok başta olmak üzere FETÖ soruşturması geçirdiniz mi? Ben bu soruya şöyle bir cevap vereyim. Genellikle Baylok bir telefonunda olanlar soruşturma geçiriyor. İki telefonunda olanlar geçirmiyor. Yani biz gördük yani bunu. 5. FETÖ'ye ilgi duyan Bankasya'ya para yatıran, Baylok yükleyenlerin ve diğer sempatizanların hapse atıldığı bu dönemde bu pozu verebilmiş bir gazeteci olarak şu pozdan bahsediyor. Hürriyette görev almayı soruşturma geçirmeden gazetecilik yapmayı nasıl başarıyorsunuz? Altı FETÖ elebaşı ile yan yana hazır ol şekilde poz veren siz hangi sıfatla ve cüretle Fenerbahçe ve Galatasaray kulübü başkanlarını organize hareket etmekte itham ediyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe ve Galatasaray'a laf atıyor. Galatasaray cephesinden tek bir cevap geldi mi bu arkadaşa? Zannetmiyorum geldiğini bak. Zannetmiyorum. Ben burada FETÖ ile ilgili Galatasaray'ı yan yana getirsem FETÖ'ye. Tamam mı? Yan yana getirsem demedik laf bırakmazlar. Merak ediyorum Abdülkadir Selvi'yi çok mu seviyorsunuz? Yazda da ya da bir şey söylemeye çok mu korkuyorsunuz? Bu arada bardaktan rahatsız olan varsa verebilirim yani. Üstüne falan şey yapmak isterse içmek isterseniz kullanmak için verebilirim. 7. Ee, terör örgütü lideriyle poz verip FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemlerde haberlere imza atan siz hangi sıfatla ve cüretle Türkiye'ye yönelik komplo teorileri üretiyorsunuz? İnsanda utanma olur, haya olur, namus olur. İktidara şirin gözükmek adına yalan algılar üzerinden kendinizi de namuslu gibi gösterip camiaları suçlamanız tarihi bir ironidir. Başkanımız Ali Koç'u size yedirmeyiz. Yanında hazır olda durduğunuz kahpe FETÖ elebaşı ve militanlarına nasıl ders verdiysek Kulübümüze ve başkanımıza dil uzatanlara da ders vermeye devam edeceğiz. Haddinizi ve yerinizi bilin artık. Abdülkadir Selvi diyor. 12 numara Ork. Şimdi bir başka yazıyı daha okuyacağım. Gürel Yurttaşın Yeni Çağdan yazısı. Bu eski FETÖ'cüler bir alem. Hakikaten bir alemler. Yani eski FETÖ'cüleri çok iyi tanıyorum. Çok çok iyi tanıyorum. Artık ezberledik onları kendilerinden başka herkesi her fırsatta FETÖ'cü ilan ediyorlar ya da ilişki kurmaya çalışıyorlar. Şimdi bir şey de özellikle belirteyim arkadaşlar ben kolay kolay kimseye hakaret davası açacak e, karakterde bir insan değilim ancak söz konusu e, hususi özel değerler olursa hiç affetmem affetmiyorum da bilginiz olsun e, gerek Kayseri'den gerek başka şehirlerden birçok hukukçu arkadaşımız var. Kayseri'de anlaşmalı olduğum bir hukuk bürosu var. Yani bana iftira atarken dikkat edin arkadaşlar. Sonra çeşitli yerlerde karşılaşmayalım. Önce bunu belirteyim. İkincisi de şunu söyleyeyim. Hakikaten eski FETÖ'cülere dikkat edin. Herkesi FETÖ'cü ilan ediyorlar. Eski FETÖ'cülere bakın. Devam edeyim. Son örneğini hürriyette yazarlık yapan Abdülkadir Selvi gösterdi. Suudi Arabistan skandalından sonra Ali Koç'u suçlamak için akıl almaz yöntemler sergileyen bu şahıs Araştırmadan sormadan kendince kulis yazmış. Ali Koç'la FETÖ arasında ilişki kurmaya çalışıyor. Yazısının başlığı da şöyle. Koç gibi organize. Niye Özbek gibi organize değil de Koç gibi organize? Diyor ki yazısının içinde Suudi Arabistan'da oynanacak olan maçta bula bula 15 Temmuz darbe girişimi de FETÖ'cülerin kullandığı yurtta sulh cihanda sulh sözü mü bulundu diyor. Şimdi ben önce bu arkadaşa bir hatırlatmakta, bir hatırlatmada bulunayım senin Allah ya yani FETÖ'cü arkadaşlar hatırlatmada bulunuyorum. Sizin Allah diye taptığınız ya da peygamber gibi gördüğünüz FETÖ Atatürk'ten gram hoşlanmaz. Atatürk'ün adını lekelemek için her şeyi yapar. Yani yurtta sulh, cihanda suç kötü bir şey de kullanıyorsa bu sözün kötülüğünden ya da olayın kötülüğünden değil sizin taptığınız kişinin kötülüğündendir. Neyse devam edeyim. Bula bula bu sözümü buldu. Şimdi ne şimdi bu? Ulu Önder Atatürk'ün sözünü darbeci alçaklar milleti kandırmak için kullandı diye unutacak mıyız? Fenerbahçe'nin çok maçında açıldı bu pankart. FETÖ'cü mü oldu herkes? Bu şahsın yalan yanlış yazısından daha fazla alıntı yapmayacağım. FETÖ diyor 28 Şubat diyor saçma sapan bu iddialarını aktarmayacağım. Merak eden açsın okusun. Benim takıldığım konu şu. Gazeteciliğin kuralı da bir kişi veya kurum hakkında iddialarda bulunacaksan eğer o kişiyi veya kurumun yetkilisini de arayacak. Duyduklarım varsa eğer sahiden de duyduysan soracak cevabını da yazacaksın. Böyle FETÖ deyip geçmek de olmaz. Ali Koç'u Türkiye tanıyor. Babası Rahmi Koç'u, dedesi Vehbi Koç'u da Koç ailesinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ün kırmızı çizgileri olduğunu Sağır Sultan bile biliyor. Peki yazanın geçmişini ne kadar biliniyor? Artık çok fazla biliniyor bilginiz olsun. Yani ızdıraplıymış arkadaşımız. Yani dershane tartışmasının başladığı andan itibaren yani siyasi iktidarla bu şeyin dershanede tartışmalarından sonra. Neyse. Mesela 9 Aralık 2013'te çalıştığı gazetedeki yazısı. Başlığı biliyor musunuz? Hocam Türkiye'ye dön artık diyor. Hepsi biliyor. ABD'ye gitmiş. FETÖ'yle fotoğrafı var. Peki Ali Koç'un nesi var? Kimle fotoğrafı var? HDP'yle mi var? <laughs> diyecekler muhtemelen. Çünkü geri zekalılar karşımızdakiler harbi geri zekalılar. Lan HDP ile AK Parti'nin liderinin de fotoğrafı var. Vallahi de var, billahi de var, tillahi de var. Her türlü şeyi de yaparım. Şivan Perver'le de fotoğrafı var. İbrahim Tatlıses'le de var. Ne bileyim Barzani'yle de var. Neydi onun adı? Suriye'nin Esat Esad, Esad, Esad bazen Esad, Esad diye okunuyor. Esad onunla da var. Ya bunlar olur. Görüşmeler, ikili ilişkiler, ikili görüşmeler. Seçim öncesi kimin kimlerle ittifak kurduğu malum. Ali Koç'un o şeyi e, iş adamları derneği başkan olarak mı o yönetimde yer alarak dört siyasi partiyi de ziyaret etmişler o gün. MHP'yi, AK Parti'yi CHP'yi, HDP'yi ziyaret etmişler. Sosyal medya yansıyan sadece HDP. Ulan insan da birazcık şeref olur. Birazcık omurga olur. Dik duruş olur. Yani düşünsene Mustafa Hoca Fenerbahçe başkanıyla görüşüyor. Galatasaray başkanıyla görüşüyor. Beşiktaş başkanıyla görüşüyor. Trabzonspor başkanıyla görüşüyor. Hepsinin fotoğraf çekiniyor. Diyorlar ki Mustafa Hoca'nın fotoğrafını bak Trabzon başkanıyla sarmaş dolaş. Bu herif bir de Fenerbahçe kanalı yönetiyor. Ben de diyorum ki arkadaş aynı gün ben bunlarla da fotoğraf çekindim. Buyurun bakın. Yani hayır diyorsunuz. Hayır onları kabul etmiyoruz. Sen onunla çekinmişsin. Şimdi ben bir öğretmen olarak şunu söyleyeyim. Benim okuluma o şehrin milletvekili geldi. Partisi benim için önemli mi? Değil. Hiçbir şekilde değil. Hiçbir şekilde. Siyasi görüşü, ahlakı, yaşantısı, kaç kadından evli olduğu, kaç çocuğu umurumda değil. Ben devletin memuruyum, o da devletin milletvekili. Vat milletin milletvekili. Gelmiş, ben de hoş geldin, meşgittin etmişim. Bunun bir şeyi yok ki. Anlatabiliyor muyum? Neyse, anlayan zaten anladı, anlamayan da zaten niye anlamadı belli. Devam edeyim. Atatürk'ün posterleri önünde gururla verdiği pozlar var Ali Koç'un. Kulübü Fenerbahçe'nin FETÖ'nün tuzağına karşı nasıl mücadele ettiği var. Demem o ki bir insanı suçlayacaksan eğer gazeteci olarak onun da görüşlerini ve savunmasını almak zorundasın. Eleştiri başka. Elbette eleştirebilirsin. Yapılanı yanlış bulabilirsin. Hatasını anlatabilirsin ama suçlama başka. Hem önce iğneyi kendine batır yoksa çuvaldızı saplayı verirler adama demiş. Gürel yurttaş yeni çağdan saplamış ee, şey yapmış yazmış. Ellerine, kollarına sağlık. Fulya Öztürk'ün de bir isyanı var. Fenerbahçe dostlar çok büyüttünüz. Abdülkadir Selvi Kulis bilgisi olarak bir detaydan bahsetti. Şimdi ben de bir detaydan bahsedeyim. Fulya Öztürk'ün 15 tane kocası var desem, uydursam kafadan. 15 tane kişinin evli desem. Kulis bilgisi desem. Sosyal medyada duyur desem. Bu namussuzluk, şerefsizlik olmaz mı? Yani olur, danitkası olur. Danitkası olur, danitkası. 15 kişi ya bu çok ciddi bir suçlamadır. Bundan daha büyük suçlama FETÖ diyorsun adama. Her şeyi geçtim. Sonuçta o başkan ve bu başkanın demesinden ziyade ortak bir karar almış ve Suudi Arabistan'a gidemiş. Daha ne konuşuyoruz ki kimse kimseyi gerçekten bir şey için suçlayamıyor. Çok yanlış şeyler düşünüyorsunuz. Hemen altında başka şeyler arıyorsunuz. Yorucu üzücü demiş. Metin Sipahioğlu çok güzel yorum yapmış. Hulya Hanım siz insanların gözünde deprem sürecinde yaptıklarınızda farklı bir noktaya geldiniz. Artık tam tersine dönmeye başladı haberde olsun. Geldiğiniz noktada bu tip objektiflikten uzak söylemler size yakışmadığı gibi objektif kimliğiniz de zedeler. Ortada Fenerbahçe ve başkanına karşı yayınınızda yapılan çok ciddi iddia ve ithamlar var. Neredeyse hiçbirinde gerçeklik payı yok. Ancak siz bu durumda milyonlara hitap eden bir yayında koskoca bir camia ve başkan için yapılan asılsız iddia ve ithamları eleştirmek yerine Dostlar amma da bittiniz mehalinde demeç verirseniz bu sizi hiç yakışmayacağı gibi insanların sizin objektifinize bakışını da zedeler. Takdir sizin. Kolaylıklar demiş. Fener e, hesabı Aytullah Bey. Suudi Arabistan Ali Koç istedi dedi. Son gün protokolü Fenerbahçe bozdu dedi. Fenerbahçe pankartı ile FETÖ mesajı veriyor dedi. 2012 yılındaki protokolü Ali Koç yaptı dedi. Fenerbahçe büyütüyor öyle mi? Ne yapmaya çalıştığınızı gayet iyi görüyoruz. Fulya Hanım. Ve son olarak Fenerbahçe'den iki tane açıklama geldi. Bir gerçek dışı iddia ve söylemlerle kamuoyunu sistematik şekilde manipüle etmeyen şahıs hakkında. Abdülkadir Selvi isimli şahsın Süper Kupa finali iptal sürecine dair ilk günden itibaren ortaya koyduğu yalan, yanlış ve iftira dolu söylem ve köşe yazıları üzerine bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Bu şahıs Süper Kupa'da Süper Kupa iptal gündemi doğrultusunda kendine bir misyon belirlemiş. Hürriyet gazetesinde yazdığı yazılar ve CNN Türk ekranlarında dile getirdiği iftiralarla gerçekleri manipüle ederek gerçekleri manipüle ederek konuyu farklı bir zemine çekmeye, komplo teorileri ve isnat dolu suçlamalarla kendince bir alan yaratmaya çalışmaktadır. Bu şahsın ortaya koyduğu tüm bu yalan, iftira dolu, kul hakkı yiyen günahkar tavrının, tavrının hedefi kulübümüz ve başkanımız Ali Yıldırım Koç'tur. Maçın Suudi Arabistan'da oynanmasını Ali Koç teklif etti. Maçın oynanacağı son gün Fenerbahçe tişört ve pankart talebiyle protokolü bozduğu süreci geldi. Fenerbahçe Atatürk'ün Atatürk yurtta suç yanda suç sözüyle FETÖ mesajı vermeye çalıştı. Futbol üzerinden siyasi mühendislik edeplidir. Larnaka maçında Türk bayrağı ve pankart olmaması yönünde bir protokol imzaladı gibi. Tamamıyla gerçek dışı bilgiler içeren ve haddini aşan bir yaklaşımla yalanlarını zirveye ulaştırmıştır. Sporla alakası olmayan gazetecilik etiğinden nasibini almamış. Konulardan bir haber şekilde attığı talimat, aldığı talimatlar ve servis edilen bilgilerle gazetecilik yaptığını sanan bu şahsın kamuoyundaki karşılığı herkesin malumudur. İlk olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ve Başkanımız Ali Koç'un ne geçmişte ne bugün siyasette ilgisinin olmadığı net ve sarihtir. Açık net bir şekilde gerçektir. Ayrıca pek çok maçımızda kullandığımız atamızın yurtta suç, cihanda suç sözünün İsrail-Filistin savaşına yönelik olarak tüm dünyaya barış çağrısı yapma hedefinden başka hiçbir anlam taşımadığı yaşanan ha bir de bunu söyleyeceğim ya ya bizim bu yurtta su cihanda suçtan kastımız illa Atatürk değildi yani oradaki savaşa bir dem vurmaktı hani Suudi Arabistan'ın yapamadığını yapmakta açıkçası yaşanan bu sürecin ne sebep ne sonuçları itibariyle sadece Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilgisi olmadığı ortalama zekaya sahip herkesin anlayabileceği gerçeklerdedir. Ben malı anlatır gibi anlatırım derken bana diyorsunuz ki hocam düzgün konuş düzgün üslupla konuş. Al sana Fenerbahçe üstü, üstü bu. Yani ortalama zekaya sahip herkes anlayabilir diyor. Yani neyse devam edeyim. Devam edeyim devam edeyim. FETÖ söylemleriyle Türk Futbolu Asırlık Kulübümüzü yan yana getirme cüretinde bulunan bu şahsın FETÖ ile ilgili gerçek duruş ve duygularını kamuoyunun daha iyi anlaması için Yeni Şafak gazetesinde 9-12-2013 tarihli köşe yazısını özellikle hatırlatmak istiyoruz. 9-12-2013 Pazartesi. Bu şahısla ilgili hukuki adımların başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz demiş. Şimdi bu açıklama yetmedi Fenerbahçe'ye kesmedi. Bir açıklama daha yapıldı biliyor musunuz? Evet yanlış duymadınız bir açıklama daha yapıldı. E, bu açıklamaların üstüne. Ancak şunu da özellikle ve özellikle söyleyeyim. E, kişi neyse karşı tarafı da o bilir. Hani siz bir FETÖ'cüyseniz karşı tarafı da FETÖ'cü bilirsiniz. E, onu da hatırlatmakta fayda var. Hani insan kendi pisliğini başkalarına attığı zaman vicdanını rahatlatırmış. Abdülkadir Selvi isimli şahsın CNN Türk ekranlarında dile getirdiği iddialar ile ilgili Demirören Medya Grup TV Başkanı Sayın Murat Yancı'ya gönderdiğimiz mektubu kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunuyoruz. Murat Yancı'ya bir mektup gönderilmiş. Abdülkadir Selvi isimli şahsın CNN Türk ekranlarında dile getirdiği iddialar ile ilgili Demirören Medya TV Grup Başkanı Sayın Murat Yancı'ya Gönderdiğimiz mektubu sunuyoruz. Sayın Murat Yancı. Demirören TV Medya Demirören Medya TV Grup Başkanı. Size bir konuda duyduğumuz rahatsızlığı paylaşmak adına ulaşıyoruz. Mektubumuzun konusu bağlamında Grup Başkanı olduğunuz CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk moderatörlüğünde 1 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan Akıl Çemberi adlı programda AS tarafından bir iddia dün dile getirilmiştir. İlgili kişinin iddiası Süper Kupa maçının falan filan falan filan diye gidiyor arkadaşlar. Anlatıyor. Ee, Suudi Arabistan'da Ali Koç tüm kamuoyuyla paylaşılmıştır. İlgili açıklamayı ekte paylaşıyoruz diyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama olmasına ve bu açıklamayı program sırasında pek çok yazışmayla CNN Türk yetkilileriyle paylaşmamıza rağmen milyonların izlediği bir yayında başkanımız Ali Yıldırım Koç ile ilgili manipülatif söylemler ortaya konmaya bu yalan iddialar alt bantta yer almaya devam etmiştir. Bahsi geçen yorumcunun bu söylemleri haksız itham ve isnattan başka bir anlam taşımamaktadır. Bu tavır ve yaklaşım kulübümüzü ve yayını takip eden Fenerbahçelileri ciddi anlamda rahatsız etmiştir. Nitekim bu rahatsızlık sosyal medya mecralarında da yansıma bulmuştur. Ülkemizde yaptığı yayınlarla milyonlara ulaşan mecralardan biri olan ilgili ismin gerçek dışı iddialarını da ekranlara taşıyan Siyenen Türk'ün kulübümüzün bu hassasiyeti doğrultusunda gereken düzeltmeyi yapmasını rica ederiz diyor. Burak Çağlan Kızılhan genel sekreter diyor. TFF'nin açıklamasını da eklemiş. Şimdi Bunlar niye ortaya atılıyor? Bir de bunu düşünmek lazım. Öncelikle şunu belirteyim. Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi hem kulüp çalışanlarına hem futbolcularına ödemelerini zamanında yapıyor. Alacaklı kulüplerin taksitleri sorunsuz ödeniyor. Yönetim futbolculardan borçsuzluk kağıdını da aldı. Kulüplerden yaptığı yeni transferlere tescil alabilmesi için gecikmiş borcunun olmaması gerekiyor diyor İrfan 25. Yani atıyorum Galatasaray'ın borcu var. Futbolcu transfer edemiyor. Çünkü tescil edilmiyor. Yani bazı şeylerin sebebini anlayın istiyorum arkadaşlar. Niye olduğunu bilin istiyorum. Şimdi Galatasaray demişken aklıma geldi yine söylemek zorundayım. Galatasaray'da bir maaş krizi söz konusu. Hani 3. vol 3 diye çekmek de istiyorum ama Galatasaraylı arkadaşlar çok kızıyorlar. Çünkü Gerçekleri duymaya tahammülleri yok bu arkadaşların. Abi maaş ödeyemiyorlarmış Galatasaray. Şimdi ben benim duyduğum kadarıyla sosyal medyada Abdülkerim Bardakçı ve Kerem Aktürkoğlu her iki isimde maaşlarını 3 milyon euro seviyesine çıkartmak istiyorlarmış. Bedava oynadıklarını düşünüyorlarmış. Onu söyleyeyim. Ha Dursun Özbek ve Erden Timur bu paraları asla ödeyemezler bu futbolculara. Öyle büyük paraları yok. Hatta 3'ü geçtim 1.5'a çıkabilirler mi? 2'ye çıkabilirler mi? Düşündürücü. Ancak devlet tarafından bir destek gelmezse çok ciddi sıkıntı yaşarlar diyor herkes. Hani vergileri silinmezse, üstten bir yardım gelmezse diye. Süper Kupa maçına çıkmamaları bence kendi bacaklarına sıkmaları anlamında taşıdı. Bilmiyorum bunu niye yaptılar. Ben normalde beklemiyordum. UEFA'da da dosyalarının çok olduğu iddiaları var. Yani 15 milyon euro. Hatta hakim Ziyek için kaçtı kaçıyor gitti gidiyor derken. Zaha için derken. Şimdi de Davinson Sanchez için aynı şeyleri söylüyorlar. Yani 3 isim Galatasaray'dan kaçacak. 5 isim toplamda 5 isim sıkıntı çıkarıyor diye. Son dakika diyeyim ben buna verirken. Galatasaray'da 5 futbolcu krizi resmen battılar desem. Şimdi diyeceksiniz ki buraya kadar hiçbir şey yok. Bu battığı anlamı taşımıyor. Arkadaşlar Davison Sanchez'i 25 30a satacaklarmış. Öbürünü bilmem ne yapacaklarmış falan filan. Şimdi ben bir Galatasaraylı'nın yorumunu okudum. Çok da hoşuma gitti. Diyor ki Galatasaraylı arkadaş Torreira ve e, Sakaboy cezalı. Ziyech ve bu Afrika Kupası'nda Kerem Burun ameliyatı yüzünden oynamayabilir. Icardi formsuz, Sanchez oynayacak mı belli değil. Kaçacak diyorlar. Bence biz Konya spor maçını çok hafife alıyoruz demiş. Şimdi bu mantıklı. Arkadaşlar Sosyal medyadaki haberler Diyor ki Galatasaray localarını şimdiden satmaya başladı. Önümüzdeki sezonun Locasını şimdiden satıyorlar. Bakın önümüzdeki sezonun Yani Belki de yönetim değişecek Galatasaray'da. Yani Galatasaray iktidarı değişecek. Ama önümüzdeki sezonun locasını şimdiden satıp şimdiden localara satıp kaynak elde etmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Bu da çok ciddi bir komedi. Gerçekten çok ciddi bir komedi. Ee, yani gelecek sezonun locasını şimdiden satmaya çalışmak tuhaf, ilginç. Bitti mi, bitmedi. Buradan sonrası daha da komik. Önümüzdeki 4 maçın biletini de satışa koymuş Galatasaray. Yani evinde oynayacağı 4 maçın biletini de satmaya başlamış. Ocak ayında oynayacağı 4 maçın biletini satmaya başlamış. ciddi bir ödeme krizinin olduğu iddialarını ortaya koyuyor. Sevgili Salva kardeşime buradan selamlar olsun. Siyah İnciye, şey, siyah Erci'ye selamlar olsun. E, Lugano'ya da selamlar olsun. Lugano kardeşime bura Lugano bura. Bu kardeşlerinde diyor ki dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Futbolda kara para aklama iddiaları, yasa dışı bahis iddiaları yaklaşık 3 ay önce ortaya atıldı. 3 aydır Galatasaray'ın borç ödemediğini, futbolculara aidat aylık veremediğini Galatasaraylı duyumcular söylüyor diyor. Ne tesadüf değil mi diyor. Her zaman kurduğum bir cümle vardır. Tesadüfe sadece ateistler ve Galatasaraylılar inanır diye. Hocam Galatasaraylılara ateist mi dedin? Sen bu maks zekayla bu yaşına kadar iyi gelmişsin diyorum. Ben bunu demedim. Ben sadece tesadüfe inananları söyledim. Öbür şekilde diyor ki dikkat ettiniz mi bilmiyorum diyor. Bu fon olayından sonra da diyor Galatasaray'ın diyor maddi olarak diyor, çöküntüsü başladı diyor. Şimdi ben başka birini e, dinledim. Diyor ki Galatasaray diyor maddi olarak köşeye sıkıştı. Sonra diyor birilerine dedi ki diyor biz maddi olarak köşeye sıkıştık. Biz gidersek sizi de götürürüz dedi diyor. Onlar da hadi götürüp bakalım dedi diyor. Bak şimdi ne yapacağız dedi diyor. Atatürk'ten ilgili Ali Koç'a şunu dediler diyor. Tamam biz sizinle yan yana çıkmayalım. Basın Toplansı'nda çıkmayalım ama Atatürk kırmızı çizgimiz. Dünyaya Atatürk'ü duyuralım. Böyle olmaz. Yoksa yeni gelen nesiller e, Atatürk'te yok e, falan filan diye konuşacak diye söylüyor. Ve birlikte yapıyorlar. Diyor ki Dursun Özbek maçtan sonra alın bak diyor. Alınmak ne oldu diyor. Hani bunlar iddia arkadaşlar. Ben öyle Abdülkadir Selvi gibi bir yerden duyduğumu kesin gibi konuşmuyorum. Sosyal medyadaki iddialardan bahsediyorum. Yalnız şu bir gerçek. Bunlar bu kadar batmış olmasaydı emin olun bu kadar öfkelenmezdi taraftarı. Emin olun bu kadar ağızlarını bozmazlardı. Çünkü onlar da her şeyin farkında. Sanchez'in maaşının da farkında, öbürünün şeyinin de farkında. Hepsi farkında. Şimdi kışa kalmaz tehlike çanları çalar ve maaş krizi looting diyor herkes. Ha tabi Galatasaray'ın büyük bir beklentisi vardı. Neydi o beklenti? Hakemlerle şampiyon yapılmak. Yok o değil. E, hakemlerle off items. Yok o da değil. Hakemlerle ya hakemleri boş ver. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak. Bayern Münih'li gruptan lider çıkmak hedefi vardı. O kadar realist düşünceleri ve hayalleri olan bir takımdı arkadaşlar. Sonuç olarak nereye çıktılar? Herkesin malumu. Yani herkesin hepinizin malumu nereye çıktıkları. Ve Süper Kupa'dan bir para beklentileri vardı. Süper Kupa maçına çıkamayınca o para beklentisinden doldular. Haliyle Jortingen'in Mortingen'i de gördüler. Şimdi ben Davison Sanchez olayını yeni duydum. Futbolcunun hiçbir sakatlığının olmadığı iddiaları var. Futbolcu kaçıp gitmek istiyor. Çünkü parasını alamıyor iddialar var. Ama en mantıklı iddiayı şöyle söyleyeyim size. En mantıklı iddia sahibi şunu söylüyor. Bu oyuncular Şampiyonlar Ligi için geldiler. Şampiyonlar Ligi'nde de serüven bitti. Avrupa Ligi'nde oynamak istemiyorlar. Zaten Avrupa Ligi'nde oynayacak olsalar Avrupa Ligi'nde oynayabilecekleri 50 tane kulübe gidebileceklerini söylediler. Ve kaçıp gitme fikrindeler diye. Ben sadece şeyi çok merak ediyorum. Davison Sanchez olayını çok merak ediyorum. Çünkü Sosyal medyaya göre bu sezonki transferler içerisinde tutan tek isim 9.5 mu? 9.25 mi? 9.75 mi? Bon servis verdilerdi. Öyle hatırlıyorum. Yani ciddi bon servis verdiği ikinci, üçüncü isimden bir tanesiydim. Eğer bu iddia doğruysa kaçacaksa nereye kaçacak? Nasıl kaçacak? Para kazandıracak mı? Kazandırmadan mı gidecek? Yoksa ben kiralık gitmek istiyorum mu diyecek? Zaten Sanchez gelince aslında Sanchez'i kazanmadılar. Ne sonu kaybettiler? O da ayrı bir mesele. Angelina'yı mecbur mu oynatacaklar oynatmayacaklar mı? Çok ilginç bir durum. Yani ee, öyle ya. Benim aktaracaklarım bu kadar. Şunu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar. Bir insan en batacağı zaman herkese saldırır. En batacağı zaman. En batacağı zaman. Bu arada 12 numaradan bir açıklama daha gelmiş. Gazetecilik halkı Doğru haberlerle bilgilendirmektedir. Yalan ve kulağına üflenen algılarla manipüle etmek değildir. 30 milyon taraftarı olan kocaman bir camiayı ve değerli başkanı yalanlarla hedef aldınız. TFF açıklamasını yok saydınız. Kulüp bilgilendirmesini yok saydınız. Özelden yapılan dostane düzeltmeleri yok saydınız. Kulağına, kulağınıza üflenen, elinize tutuşturulan gündem iftiralar attınız. Bu iş ben de diyeyim ya da dostlar çok büyüttüğünüz ile geçiştirilebilecek bir ucuzluk değildir. Fenerbahçe'nin başına ne geldiyse ben de diyeyim diyenlerden geldi. 3 Temmuz sürecinin savcısı da hakimi de dönemin TFF başkanı da Fenerbahçeliydi. Fenerbahçe camiasına hedef alamazsınız. Herkes haddini ve yerini bilmelidir. Bizler ekran başında algı ve manipülasyonlarla uyutabileceğiniz, yönlendirebileceğiniz, dikte ederek korkutabileceğiniz, malum yapının trolleriyle dizginleyebileceğiniz bir topluluk değiliz. Doğru yerine yalanı, bilgilendirme yerine manipülasyonu seçerseniz emin olun kaybeden siz olursunuz. Onur, şeref ve namus sahibi insanlar hadsizlik ve yanlışlık yaptığında özür dilemesini bilirler diyor. Hani öyle ölmez füze atsaydın 12 numara. Yani net bir açıklama olmuş. Şimdi anladınız mı? Ben size söylüyorum. Birileri battı. Battıklarını belirtmemek için. Battıklarını belli etmemek için. Ya da battıklarını kimseye göstermemek için. Birilerini de arkalarına taktılar. Bu saldırıyı gerçekleştiriyorlar. Fenerbahçe taraftarı uyanık olacak. Lamı Cimi yok uyanık olacak. Benim aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere sevgili dostlar.